İhtiyat. İhtiyat, gerçekleşmesi beklenilen bir konuda ileriyi düşünerek tedbirli ve hazırlıklı olmak, kendisini korumak, tehlikeye ve günaha düşmekten sakınmak, ölçülü davranmak demektir. Allah'ın hakları ile ilgili konularda ihtiyatla hareket etmek caiz, kul hakları ile ilgili konularda ise caiz değildir. Örneğin, namaz insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Kılınan bir namazın sahih olup olmadığı fıkıh açısından şüpheli ise ihtiyatla hareket edilip bu namazın iade edilmesi, yani yeniden kılınması gerekir. Çünkü üzerine gerekmeyen bir şeyi eda etmek, üzerine gerekeni terk etmekten daha iyidir. Halbuki kul hakları ile ilgili bir konuda, örneğin tazminat ödenip ödenmeyeceği şüpheli olan bir durumda ihtiyatla hareket edilip tazminat ödenmesi gerekmez. Çünkü şüphe ile tazminat ödenmez. Kesinlik olması gerekir. Diğer bir yandan ayet ve hadisle konulan had cezaları şüphe halinde düşer. Hazreti Peygamber şöyle buyurur: gücünüzün yettiği kadar şüphelerle hadleri düşürünüz. Bu durumda şüphe bulunduğu halde cezanın uygulanması ihtiyat sayılmaz. Yemesi ve içmesi haram olan bir madde ile tedavi konusunda dinin emir ve yasaklarını bilen Müslüman, doktorların ağırlık kazanan görüşleri haram olan maddeyi ancak o konu ve gerekli miktarı ile sınırlı olarak helal kılar. Burada zaruretler sakıncalı olan şeyleri mübah kılar kuralı işletilir. İhtiyata uyuyorum diye tedaviden kaçınmak caiz değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız buyurulmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tedavi olunuz buyurmuştur. Bazı İslam bilginlerine göre su bulamayan kimsenin vakit namazlarını kaçıracağından kuşkulanması halinde teyemmüm edip namaz kılması, daha sonra da kaza etmesi daha da ihtiyatlıdır. Çünkü bu namaz borcundan %100 kurtulmayı ifade eder. Başka bir örnek öğle ve ikindi namazlarının vakti meselesidir. Ebu Hanife'den gelen sağlam görüşe göre öğlen vakti güneşin zevalinden, yani gökyüzünün ortasında batıya meyletmeyi zamandan, ölgesi iki misli olduğu ana kadardır. Ancak Ebu Hanife'den başka bir rivayette Ebu Yusuf, Züfer ve İmam Şafii, İmam Malik ve İmam Ahmed bin Hanbel'e göre öğlenin vakti öğle gölge bir misli oluncaya kadardır. Diğer yandan Ebu Hanife'den eşyanın gölgesi bir misli olunca öğlenin vakti çıkar, fakat iki misli olmadıkça ikindinin vakti girmez görüşü de nakledilmiştir. Bu duruma göre bir misli ile iki misli arasında şüpheli ve boş bir vakit vardır demektir. Bu ihtilafı çözmek ve sonuçtan emin olmak için ihtiyatlı davranmak tavsiye edilmiştir. Burada ihtiyat, öğleyi gölge bir misli olmadan kılmaktır. Böylece bu iki namaz ittifakla ve vakitlerinde eda edilmiş olur. Ancak şüpheden kaçınmak endişesiyle her ihtilaflı olan konuda ağır olanı almak ihtiyat sayılmaz ve İslam'ın kolaylaştırın, zorlaştırmayın prensibiyle bağdaşmaz. İhtilaflı olan konularda yapılacak olan şey delilleri incelenmesidir. Daha sağlam delil ortaya çıkınca ona göre amel edilir. Bu araştırmayı kişi kendi yapamıyorsa, eğer siz bilmiyorsanız bilenlere sorun diye buyurulan ilahi emire göre o konuda uzman bir bilgine sorulacak, sonuca ulaşılabilir. Gözleri görmeyenlerin ihtiyatsızlığı sonunda kendilerini düşürebileceğinden zararlarının giderilmesi kolay olur. Halbuki dini ve dünyevi işlerde ve özellikle ülkelerin yönetiminde ihtiyatsızlık edip büyük zararlara neden olanların bu kayıplarının giderilmesi kolay olmamaktadır. Bundan dolayı her işte ihtiyatı, tedbiri elde bırakmamak gerekir. Hatta savaşta düşmana üstün gelip kesin sonuç alınacağı sırada bile ihtiyatla hareket etmelidir. İhtiyat üzere hareket edenler her ne kadar davranışlarında yavaş gibi görünürlerse de ulaşılması gereken hedefe ihtiyatsızlardan önce ulaşırlar. İhtiyatsızların başarıyı engelleyici şeytanı kendi aceleciliklerindendir. Dünyada herkese güven duymakla görevli sayılmayız. İlişki kuracağımız ve kendisiyle bir iş yapacağımız kişi hakkında iyi kişilerden olduğunu, güvenilir kişi oluşunu duymuş olsak bile belki duyduklarımızda yanlışlık, eksik veya fazlalık vardır. Kişileri ve konuyu biraz inceleyelim demek, her ne kadar suizan hükmünü alırsa da günah sayılmaz.
Peşin karar suizandır. Sözü bu ifademizi kuvvetlendirir.